Arkadaşlar merhaba bugün üzerinde konuşmak istediğim kitap Ivan İl ölümü Tolstoy'un e, ölüm hakkında daha doğrusu aslında yaşam hakkında çünkü ölüm düşüncesini e, bu gerçekliği kabul ederek yaşadığımızda hayatımızdaki e, olgular da değişiyor aşk aşka baktığımız para para konusuna baktığımız yaşantımızda ...ilişkilerimize, çevremizdeki insanlar... ...hayatı nasıl gördüğümüz... ...ölüm düşüncesiyle birlikte... ...bunu hesaba katarak bir gün öleceğim... ...muhabbetiyle... ...nasıl renk değiştiriyor? Değer. Çünkü... ...bir şeyin değerini... ...belirleyen... ...nedir? Filan gibi. Ve burada... ...benim anladığım kitaptan... ...benim abi. Benim hayatımın... ...değerini ben belirliyorum. Yani... Bu marka bilmem neyi giymeliyim. Ya da bu tarz yaşamalıyım. Ya da işte şu şekilde düşünmeliyim. Ya da işte şu siyasi partiye bilmem ne olursa daha bilmem ne olurum. Ya da şu şekilde e, bilmem ne yapmalıyım. Bunların hepsi aptallık ve saçmalık. Benim hayatım bütün insanlık tarihini reddedebilecek kadar e, cesur olmalı insan. Ben nasıl bir hayat yaşamak istiyorum? Çünkü ölüm döşeğine düştüğümde beni diğer hiçbir şey alakadar etmeyecek ve enteres etmeyecek. Bu çok ölümün böyle o gerçekliğinin aslında bütün hayata yayılışı gibi. Ölümden kaçış üzerine bir medeniyette yaşadığımız için insanlar böyle sanki immortalmış gibi küçük tanrıcıklar halinde dolaşıyor gibi. Kibir ve hani böyle aptallıklar. Bunların hepsini e, reddetmem gerektiğini bana daha iyi anlatan bir adamın 45 yaşlarında filan bir adamın ve güçlü denebilecek e, bir adamın böyle hakim savcı tarzı bir şeyler böyle bir anda çat diye ölüm kapıya gelince ondan sonra vay ben hatunu aslında o kadar sevmiyordum kadından nefret ediyorum böyle <laughs> işte nasıl diyeyim çocuklarım aslında gerçekten çok affedersiniz. <laughs> Ee, beni düşünüyorlar mı, çevremdeki arkadaşlarım e, gerçekten arkadaşım mı, İşim gerçekten sevdiğim, yapmak istediğim bir iş mi? Buna benzer soruları adam düşünüyor ve en sonunda kendiyle yüzleşiyor. B büyük ihtimalle ölürken insanların çoğu vakit bulabiliyorlarsa herhalde, böyle bir yatarak falan ölürsek bir süre e, şey gibi yani kendisiyle yüzleşme. Hani ben nasıl bir hayat yaşadım? Böyle bunu düşünüp ondan sonra e, bunları halledip dünyadaki şeyleri bırakıp öbür tarafa geçiş gibi. Ya da artık <laughs> tam bilmiyorum. Ölmediğim için. Hawzmu yine bir tanesi vardı ya. Almost dying, change nothing. Dying changes everything. Yani neredeyse ölmek hiçbir şey değiştirmez. E, belki bunu uyarlayabiliriz. Yani ölüm üzerine düşünmek, daha katılaştırmak için düşünceyi, daha sertleştirmek için, güçlendirmek için söylüyorum bunu. Ölüm üzerine düşünmek, bunun böyle farkına varıyor gibi falan. Change nothing yani. Hiçbir şey değiştirmez. Dying changes everything. Ölmek her şeyi değiştirir. İşte o gerçekliği daha kuvvetli hissedip, da bunun üzerine düşünüp, ben bir süre bu konu üzerine düşünmeyi planlıyorum. Birkaç gündür düşünüyorum. Gerçekten, hani şunun gibi ya söylemek istediğim. 6 ay ömrün kaldı diyelim. 6 ay. Ne yapardın? Nasıl yaşardın? 6 ay sonra bir gün tık diye gideceksin. Hasta falan da değilsin. Öyle bir düşünce modeli gibi. Ne yaparsın yani? 6 ay sonra öleceksin. Soruyorum yani. Ne yaparsın? İşte bu her şeyi değiştiriyor değil mi? Hani hastiktir falan oluyorsun böyle. Ama şöyle bir durum var. Gerçek ne? 6 ay değil de işte 36 ay, 56 ay, 106 ay, işte ne bileyim 500 ay. 500 ay mı yapıyor ne kadar işte 50 sene diyelim yani demek istediğim e, bunu bu konu üzerine düş beni düşündüren ve daha böyle e, hani normal gündelik sıkıntılar bilmem neler işte yani dünyanın böyle nasıl diyeyim o insanı kahreden aptallığı var ya insanların işte nasıl diyeyim ne bileyim işte yani ee, bombardıman, reklamlar işte ne bileyim aptal politikacılar insanların aptal dünyaları. Yani aptal falan demek istemiyorum. Daha e, aptallıktan da daha öte bir kelime var mı bilmiyorum ama bir kaçış gibi. Korkaklık artı aptal, aptallık gibi. Böyle nasıl diyeyim? Bu dünyanın bu şekilde olan bu yapısından çıkıp hayır ben e, anlamı coşkuyu kendi içinde yaratan, kendi bu sorumluluğu alıp, yaşamanın sorumluluğunu alıp e, bu şekilde benim hayatım e, bu sorumluluğu ben alıyorum. Hani toplu halde yaşayayım. İşte nasıl diyeyim? Bizim şu şeyimiz şöyle. Yok işte e, aile, toplum, bilmem ne, dünya <laughs> işte her şey her şey inançlar her şeyden bağımsız kişi aynaya bakıp ben bu hayatımla ne yapacağım ve nedir yani? Bunun bunu bence kişi e, düşünmeli yani. Ve bu bence nasıl diyeyim? Dedim ya ben önümüzdeki günlerde kitabı birkaç kere daha okuyayım. Zaten 60 sayfa falan. Üzerine daha da düşünmek istiyorum ve bunu e, böyle hayatımın hayat yaşayış biçimime daha etkisini görmek istediğim güzel bir konu. Kitabı çok sevdim. Tolstoy'u çok sevdim. Ivan İliçi ee, pek sevmedim. Ondan sonra o da çünkü biraz böyle şey. Karısını da sevmedim. Çocuklarını da sevmedim. Hiçbirini sevmedim. <laughs> Neyse. Arkadaşlar, <laughs> ee, böyle ölüm. <laughs> Allah'ım ya ya bu aynı videoda ikinci şey olamaz ya. Başka bir videoda böyle bir şey var belki biliyorsunuzdur. Neyse. Böyle bir kitap. Tavsiye ederim. Kesinlikle gidin okuyun ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Okuyun, düşünün. Ondan sonra belki böyle sahilde koşturursunuz. Yıldızları falan izlersiniz. Küçük şeylerden mutlu olursunuz. <laughs> bilmiyorum. Gerçekten ben de bilmiyorum ama sanki fazla üzmek Üzmeye gerek yok ya kendimizi. Valla. Ben bu şeye geldim diyebilirim. Sakin. Relax. Don't do it. <laughs> hani şöyle söyleyeyim ya. Yani böyle nasıl diyeyim? Kafa ütüleyen insanlar mı? Yani böyle enerji. Yani abi... Uzak tutacaksın ya. Hayatına sokmayacaksın o tarz tipleri. Çünkü o tip seni zaten işte nasıl diyeyim İvan için arkadaşları gibi oraya kadar git şey yapacak. Yani diyeceksin yani. Anlatabiliyor muyum? Ya da nasıl diyeyim? Ailen sana şey yapıyor. Sallamayacaksın abi. Toplum bilmem. Lan toplum lanet olsun. Yok üst sistemler, politikalar bilmem neler. Yani aslında bir şekilde bu dünyanın, insanoğlunun kendi içinde özünde bildiği bu özünde yatan gerçekliğe hiçbir şeyi satmamak gibi. Güzellikle, coşkuyla yaşamak ve o şekilde de ölmek yani. Hani ben yaşadım abi şimdi de ölüyorum. Hakkınızı <laughs> helal edin diyormuşum. Böyle şimdi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Okuyun okuyun. Vallahi güzel kitap. Bak. Ben Tolstoy'a dua etmeye başlıyorum artık. <laughs> Allah razı olsun kendisinden. Ciddi söylüyorum. Çok güzel bir eser. Benim çok hoşuma gitti. Ee, neyse fazla kafa ötülemeyim. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler.